Şimdi Mekke'de bir mücadele var. Bir işte tavaflar var, sahiller var, ihramlar var, işte mikat yerlerine gidiliyor, umreler yapılıyor. Elhamdülillah, şükürler olsun. 3 tane umre yaptırdınız bize. Şimdi ama Medine'ye gittiğiniz zaman böyle bir sükunet var, bir huzur var. Güzel bir ortam var yani. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki beşeriyet gereği sevgili hocam ruhunu Mevla Teala Hüseyin'e teslim etti yani. Ama biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ederken yani hani nasıl bir şuur içerisinde olmalıyız? Şimdi Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahya'u velakin la teşrun. Allah'ımızın ifadesiyle Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diridir. Siz onu ne yapamazsınız? Şöyle demez. Anlayamazsınız diyor Mevlamız. Bunlar şehitlerle alakalı bu ifade. Bel ahya'un inde rabbihim yurzakun. Allah Celle de buyuruyor ki onlar da diridirler. Allah tarafından ne yapıyorlar? Rızıklandırıyorlar. Şimdi şehitlik makamı gerçekten çok kıymetli makam. Ama şehitliğin üstünde bir makam daha var. Ne? Sıddıklık. Onun üstündeki bir makamlık var. Ne? Nübüvvet. Dikkat edersiniz yani. Bu da aslında biraz daha konuşulabilir daha. Bir nübüvvet var normal, bir de risalet var, bir de ulvi peygamberlik var, bir de peygamberimizin bir de hastalığı var. Bunu da bilmek lazım. Şimdi buralar, şimdi normalde Mevla Teala onlar için ölü demeyin diyor Hazreti Allah. Kim için? Şehitler için. Netice itibariyle onundan daha yüksek makamda olan peygamberlerle alakalı zaten Efendimizin ifadesi gelince beni hayatta gibi ziyaret edin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Beni hayatta gibi ziyaret edin yani. O yüzden orada gittiğimizde insan Efendimiz'i ziyaret ederken tamamen hayatta gibi muamele yapacak. Canlı canlı muamele yapacak. Yoksa Efendimiz bizden haberdar değil. Efendimiz ölü. Efendimiz aslında bizi duyun görmüyor. Şimdi biz burada bir taşa selam veriyoruz. Ya eğer zaten insan bu niyetlerle yapıyorsa bu adamla hiç bu adamın feyiz bereket olmaz yani. Tamamen Efendimiz'in onunla haberdar olduğunu, hakikaten işte selamının karşılığını aldığını, hissettiğini, olayların canlı canlı yaşandığını, hayatta gibi bir muamele içinde olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten ona karşı saygısının, sevgisinin, muhabbetinin olduğunu, Efendimiz tarafından davet edildiğini, o davete icabet ettiğini, böyle canlı canlı hissederek bunu yaparsa, yaşarsa, işte o zaman zaten bu işin tadı çıkacak yani. Yoksa kalkıp da ben geldim, hiçbir şey anlamadım. Ziyaretten bir şey anlamadım. Peygamberden bir şey anlamadım. Olaydan bir şey anlamadım. Dersen ben sana derim ki sebebi şu. Sen evladından bir şey anlıyor musun? Anlıyorum. Hanımından bir şey anlıyor musun? Anlıyorum. Şundan bir şey niye? Çünkü ilgim var. Alakam var. İlgi alakan olduğundan dolayı dostlarından bir şey anlıyor musun? Anlıyorum. Niye? İlgi alakan var çünkü. İlgi alakan olduğundan dolayı ne yapıyorsun? Bak onları da anlıyorsun. Eğer senin peygamberinle alakan olmuş olsa, onunla bağlantın olmuş olsa, onunla barışık yaşamış olsan, onun gerçekten göstermiş olduğu yolda yürümüş olsan, sünnetlerine gerçekten sımsıkı sarılmış olsan, peygamberden uzak değil, peygambere yakın, peygamber sevgisine yakın yaşamış olsan, o zaman sen bunlarla alakan olacak. Hep anlatırlar değil mi? Hindistan'dan bir alim gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değil mi Çanakkale ile alakalı? Evet. Gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde ziyaret edecek. Resulullah kabrinde yok diyor. Ağlıyor, sızlıyor. Ben diyor Hindistan'dan hissediyordum. Peygamberi kabrinde yok. Kabrinde yok. O günkü biliyorsun şeyle alakalı. Evet. Sonra o günkü hizmetkar ne diyor? Hizmetkar? Türbede bulunan hizmetkar ne diyor? O akşam Resulullah görüyor. Ya Resulullah böyle biri geldi. Seni soruyor. Evet diyor ben diyor orada değilim. Çanakkale'de Mehmetçime yardımcıyım diyor. Değil mi? Evet. Şimdi bak orada şu anlaşılıyor yani. Bak o Allah dostu gelmiş. Peygamberi ne yapmış? Kabrinde bulamaz. Hissetmemiş. Bulamamış ya. Ve gerçekten de baktığımızda demek ki bak varlığı hissedersin. Varlığını hissedersin. Yokluğunu hissedersin. Eğer sen peygamberle gerçekten bir barışıklığın varsa, peygamberle bir bağlantın varsa, ona sımsıkı sarılıyorsan, onu gerçekten güzel takip ediyorsan o zaman bunu hissedersin, zevkini de alırsın. Verdiğin selamın karşılığını da alırsın. Verdiğin selamın karşılığını alırsın. Ben şimdi bu konularla alakalı çok böyle şeylere girmek istemiyorum. İşte kerametlere, şu olaylara girmek istemiyorum. Bunun çünkü çok daha örnekleri var. Ama şu kadarını söylüyorum. Eğer sen peygamberle bir barışıklığın varsa, yolundan yürürsen
sen peygamberi hayattaymış gibi ne yaparsın? Ziyaret edersin. Ama sen yoksa peygamberden gafil, uzak, sünnetlerden uzak, hayattan uzak, peygamberle alakalı yaşantından sıkıntılıysan o zaman sana zaten söyleyeyim. Demiştiniz ki hocam. Ama şunu da unutmayın. Buyurun. Peygamber ziyaretini kim, Efendimiz'in ifadesiyle kim ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur diyor Efendimiz. Anlasın veya anlamasın. İnşallah. Bir gün demiştiniz ki hocam siz yine bir sohbetinize. Efendimiz Medine'ye her girenden haberdardır. 2 yıl önce yaşandı bu olay hocam. Yine cemaatimizden Mustafa abimiz var. 2 arkadaş Mekke'den Medine'ye kafile getiriyor. Çok kısa anlatacağım. Bir tanesi otele gitmek isteyenleri otele yerleştiriyor. Diğeri de diyor ki ben Medine'ye mescide geçeceğim. Yatsıyı kıldırayım size. Kıldırdım diyor yatsıyı. Hacılar gittiler. Hemen otel köşede diyor. Ben uzandım diyor Mescid-i Nebevi'nin içinde. Mustafa abi uyudum diyor. Efendimiz rüyada bana dedi ki Mustafa kalk niye yatıyorsun? Balıkesir'le Ahmet Efendi'yi niye koridorda yatırıyorsunuz? Bir kalktım diyor. Koşa koşa gittim otele. Bir baktım diyor. Ahmet amca koridorda uzanmış diyor. Kalk Ahmet amca ne oldu sana? Git demiş ben sizinle konuşuyorum. Niye? Arkadaşın bana odamı vermedi. Kavga ettik biz onunla. Arkadaşıma gittim diyor. Niye odayı ver? Ya bir anlaşmazlık oldu diyor. Odasını vereceğim onun. Şey yaptık diyor. Münakaşa ettik. Gelmiyor diyor. Sonra zorla yalvardık diyor. Onu bir odaya yerleştirdik diyor. Yani ya. Sizin o sözünüz zuhur etti hocam. Efendimiz gerçekten Medine'ye giren herkesle yakını ilgileniyor hocam. Rabbim kıymetli mi yasın? Amin. Allah.